Yani İYİ Parti'de yani sonun başlangıcı devam ediyor. Yani İYİ Parti'nin artık bundan sonra ben Türkiye siyasetinde çok da fazla yeri olacağını düşünmüyorum. Hele ki Sayın Akşener'in sürpriz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, bir sürü söylenti var, dedikodu var. O dedikoduları bir tarafa bıraktığımızda Sayın Akşener'in elbette bir siyasetçi olarak, eski bir bakan olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi yani gayet normal. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı diğer siyasi partiler, parti eski liderleriyle de görüşüyor. Yani Sayın Tansu Çiller'le de görüştü, rahmetli Deniz Baykal'la da görüştü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasetçilerle görüşmemek gibi bir alışkanlığı yok. Dolayısıyla Sayın Akşener'le görüşmesi de gayet bence normal eski bir genel başkan olarak. Tabii anormal olan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun tepkisi. O da tabii hemen işte daha 39-40 gün oldu kendisi parti başına geçirdi, neredeyse şey olacak. Bu noktada partiyi böyle pamuk ipliğiyle tutmaya çalışırken Sayın Akşener'in bu şekilde hamleleri elbette onu zor duruma bırakıyor. Nitekim o da o zor durumda kalmanın vermiş olduğu artık bir nebze kıskançlık mı desem, yani beni çağırmadılar onu çağırdılar şeklinde veya ben gidemedim o gitti şeklinde veya parti içinde başka bizim bilmediğimiz bir rekabet de söz konusu olur. Yani şu da söyleniyor, olağanüstü bir kurultay tartışması da söz konusu. Sayın Akşener'in yeniden döneceği, siyaseti bırakmadığı ama İYİ Parti'yi bir mola verdiğine dair bu da söz konusu olabilir. Sayın Akşener'in yeni imajı da buna bir işaret de olabilir. Önümüzdeki günlerde bunu da değerlendireceğiz ama şu an İYİ Parti'nin zaten gidişatı hakikaten dağılma devam ediyor. Yani bu dağılmanın artık hızlanması veya hızlanmaması artık an meselesi. Bu noktada ben İYİ Parti bir arada tutabilecek bir çatı liderin olmadığını düşünüyorum.